Tamam. Ama birazdan konuşacaklarımızla ilgili olarak Murat Bey'in atış uzmanımızın anlattıklarından sonra çok özür dilerim ama sorular artacak. Sorular azalmayacak. Çok artacak soru. O kadar çok artacak ki biraz içeride sohbet ettik kendisiyle. Dosyayı da kendilerine gönderdik. Mahkemeye yansıyanları. Ama ben izninizle yani Ayşe Hanımcığım çok üzgün olduğunuzu biliyorum. Kurban olurum tatlım. Bir annenin yanında da bunları konuşmak beni acayip üzüyor ama tabii bir yandan da cinayetin aydınlatılması için de bazı şeyleri konuşmamız lazım. Ben izninizle Murat Bey otopsi raporunu bir açıklayayım. Kafasındaki kurşunlar buran sağ kulak kepçesinin üstünden girip şuradan giriyor. Burun ucundan çekirdek çıkıyor. Bu sırada Burhan şuradan giriyor, elmacık kemiğini kırıyor. Sol kürek kemiğinin altından giriyor kurşun. Siz daha iyi söylersiniz. Şuradan giriyor, şuradan arkadan, şuradan giriyor. Diğer kurşun da sol kürek kemiğinin altından giriyor, vücuttan hareket ediyor. İç organlarını parçalıyor, göbek deliğine yakın yerde çekirdek kalıyor. Otopsi raporunda her iki kurşunun da öldürücü olduğu açıklanıyor. Evet. Şimdi efendim geçelim. Bir şeyimiz var, mankenimiz var burada. Şimdi nasıl bir atış bu? Lütfen buraya gelir misiniz? Mankeni istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Şimdi tabii evraktan incelediğim kadarıyla ve tecrübeme dayanarak yanınıza gelin bunu silah olarak düşünebilirsiniz. Okay. Şimdi bir kere ateşli silahın ne olduğunu herkesin bir bilmesi lazım. Bir patlamayla beraber çok yüksek bir ses çıkar ve çok geniş bir alanda duyulur. Yani öyle bir sestir ki tabii ya şöyle yankı düşünün. Da yapar. Aynı yani de. Beyza'nın bu sesi duymaması ne sesi diyordun? Pat pat mı? Çat çat mı? Normal bir şey düşer ya tak tak diye duydum. Tak tak diye düşünün. Ya şöyle böyle bir ses düşünün. Değil Beyza. Kapıdan girdik az önce dış kapıdan buraya. Oradan biraz sonra iki el kuru sıkı bırakın ateşliği kuru sıkı bir ateşli silah gibi düşünün. Hı hı. Patlama bile gerçekleşse buradan onu duymamamız mümkün değil. Duydunuz mu? Yok böyle bir şey. Yankı yapıyor, yankı. Aynı zamanda doğru. Ses, yani ateşli silah açık alanda ayrı bir ses çıkarır. Ancak bulunduğu yerde obje varsa demir gibi metallerden, tahtalardan ayrıca ses orada ikinci bir yankı yapmaya noktasına tekrar gelir. Yani peki, bizim izninizle. Bunu duymamak gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir tak tak sesi gibi olmaz yani. Duydun mu? Tak burada, tak diye değil yani. Yani. Hepimiz duyarız burada. Peki özür dilerim. O sırada Seher gel buraya tatlım. Telefonun kalsın dedi cebine al. Çünkü avukatı zaman zaman bazı mesajlarda. Mikrofon. Ha mikrofon mu? Tamamdır. Şimdi arkadan takayım. Gel benim yanıma gel. Bu tarafa gel. Dön bakayım arkana. Evet. Peki. O sırada Seher de yaklaşık bir dakikalık yolda. Yani bu minibüsten inmiş oluyor. İndim ya da inmedim bilmiyorum. İnmedi. Yani Seher biraz daha geride. Sesi duymadım diyor. Yakın bir yerdeyse. Şimdi şöyle bir şey. Sesi duymamak gibi lüksü yok. Zaten şöyle bir durum var. Eve geldiğinde kapı zilini çalıyor. Evde bir kızımız var. Değil mi? O kızımız o da o sırada orada. Fakat bir 30-40 saniye sonra bir ses de duyuyor. Arkasından aşağıya indiğinde sizle karşılaşıyor. Kim aşağı indi? Beyza. Beyza aşağı indi, sizle karşılaşmıyor mu? Evet, ben geldiğimde Beyza hemen iniyor. Tamam. Şimdi eğer Beyza bu tak tak sesini duyduktan ne kadar sonra aşağı indin? Tahmini bir dakika mı? Yarım dakika mı? Ben duyduktan sonra zaten salona gidip bakıyorum. Daha sonra kapıda beklerken tamam. Yengem duyuyor. Sesi duyduktan sonra kaç dakika, kaç saniye içerisinde aşağıya indin? O kadarını bilmiyorum hani. Çok fazla çok zaman fazla değil bir ama zaman ben değil. Yardımcı tamam, olayım. Şunu demeye çalışıyorum. Çok fazla zaman değil yani. Okey, şunu demeye çalışıyorum. Yani sen aşağıya indiğinde sizin bulunduğunuz mesafe her neresiyse maksimum 30 saniye ile 60 saniye arasındaki 30 bir saniye, yer. 60 saniye değil 2 dakika bir mesafe 2 dakika, var. 2 dakika bile olsa açık alanda o sesi sizin yani duymamak. En az 300 adım. Ve benim indiğim yerde de araçlar geçiyor. Tamam bunu duymamak gibi lüksünüz yok. Yani silah duymadım, sesini 300 adım. Duydum derim zaten. Silah, ben kendi yorumumu yapıyorum. Silah sesini burada duymamak gibi bir lüksümüz yok. Yani pat pat diye bir ses gelir ki bunu yani deneyebiliyorsak burada. Deneyebiliyorsak ki deneyelim bence artık. Yani. Şimdi evet şimdi bir şey. Tamam ben şimdi anlatmaya devam edeyim burada. Tamam. Şimdi iki şey de burada çok tabii özel bir kelime zikrediliyor burada. Ben izninizle şu grafiği de ledografi de ver hazırladığı. Evet onu da ver ekranlara. Doğan Bey'in hazırladığı.
Tamam, buyurun söyleyin Murat Bey. Şimdi bakın, çekirdek namluyu terk ettikten sonra yaklaşık 300-350 metre bölü saniye hızla çıkar. Şimdi Murat Bey şurada da bakın, evet. Kalsın, geliyor, o tarafa geleceğiz. Buraya baktığımızda da gelin lütfen burada. Evet. Buranın vurulduğu yer burası. Bu tarafa gelin, açı açısından evet. Buraya gelin. Buranın vurulduğu yer orası. Evet. Buranın düştüğü yer, vurulduktan sonra düştüğü yer orası. Duvar 120 santim. Boş kovanlar hemen duvarın üstünde bulunuyor. Ateş edildi düşünen yerde Recep Horozoğlu'nun... Evet, bir kat altı herhalde. Bir kat altı. İkametinin bir kat altından bahsediyoruz. Bir kat altından bahsediyoruz. Evet, yani burada çok aslında konuşacak çok şey var ama şimdilik böyle bir baz olarak anlatmaya çalışayım bunu. Evet. Şimdi burada iki atış yapılmış. Fakat burada otopsi raporunda da söylendiği gibi... Ayşe Hanımcığım, sakin ol bir tane. Bu önemli. Heh. Her atışta aslında tek bir atış yapılsaydı bile aslında o atış ölüme sebebiyet verebilecek bir durumdaydı. Evet. Çünkü bir tanesi kafa tarafına geliyor, diğeri ise birden fazla organ... ...la beraber yani aşağı indikten sonra ciğer, arkasından dalak, arkasından da mideye doğru gidiyor ki çok önce organ neresi yetmezlik. Vuruluyor? Önce nereden vuruluyor bu? Şimdi geldik oraya. Orası da önemli bir nokta. Evet. Şimdi iki atış yapıldığında bir tanesi eğer baş bölgesindeyse, şimdi düşünün birinin kafasına, yani teşbih tahtı olmaz, kafasına vurduğunuz zaman kafa şok geçirir. Uzak atış mı? Uzak atıştan kastımız şu, bakın. Şimdi benim... tene değer yapışık bir şekilde atış yaptırsak buna biz bitişik atış diyoruz. Tamam. 0 ile 3 santim arasında geriye doğru çıkarırsam bitişe yakın atış diyoruz. Tamam. Ancak barutun işte yani buradan ateşleme yapıldıktan sonra çekirdek namluyu terk ettiğinde beraber gelen duman, barut, parçalar, gömlek parçaları, yanmayan barutlar uzaksa, henüz oraya intikal etmemişse biz buna uzak atış diyoruz. Bu da yaklaşık 70 santimde 1 metre üzerindedir. O yani. Zaman uzak atış. Bu uzak atış. Yüksekten evet. Atılıyor mu? Yüksekten şimdi atılıyor? Burada tabii açısal faktörleri olay yerini tam göremediğim için bir şey söylemiyorum ama eğer bir yukarı aşağına girişten sonra aşağıya doğru gelip tekrar soldan sağa doğru yürüyorsa yukarıdan atılma ihtimali de yüksektir. Önce ancak, sırtından vuruluyor galiba. Onu evet, söyleyelim. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar gördüğümüz atışlarda evet. Eğer kafa bölgesine bir atış yapılırsa biz buna çok affedersiniz elektriğin kesilmesi diyoruz. Yani burada elektrik kesilir. Elektrik kesilince vurulduğu yer her neresiyse sağ taraftan vurulmuşsa sağ tarafa doğru düşer. Ancak... Ya vücuttaki elektrik şalter bir anlamda. Aynen geliyor. Öyle. Yani evet. Bir anda çünkü bütün vücudu harekete geçiren odur. O ona bir temas geldiği an yani iki yerde şok ölüm gerçekleşir. Birisi kafaya, birisi de kalbe. Diğer noktalara geldiğinde kolay kolay ölüm anlık gerçekleşmez. Burak bu kadar uzun boylu değil bizim mankenimize daha değil mi? Daha evet. Kısa boylu. Muhtemelen benim kadar 1.68, ben de 1.70 boyunda benim gibi, kadar. Gece bir gibi 20'de olay oluyor. Bir gibi. Yoksa boyu açısından 1.60. Beyefendiyle aynı, Murat Bey'le aynı. 1.68 de yazmışsınız orada. Yanlış tamam, okumadıysam. Tamam, doğru. Peki. Şimdi önce sırtından vuruluyor o zaman. Sırtından vuruluyor. Tahminimi söylüyorum. Çünkü hadise böyle gerçekleştiği gibi gözüküyor. Aha. Ki burada ikinci bir refleks veriyor. Kafaya çarpmadığı için arkaya çarptığında vücut dönüyor ve hani bir şey veriyor, refleks veriyor burada. Özür dilerim. O zaman siz onu, ben şöyle vurmuş olayım. Siz de mankenimi yönüne şey yapın. Şöyle düşünün. Sakinim ne kadar uzaktayım. Buraya, yani buraya. Yaklaşık 1.5 metre gibisiniz. Şuradayım. Evet bu kadar. Bu kadar bakın, uzaktayım. Şuraya değdiği an vücut burada bir refleks gösterir. Bu arkadaşım bazen... bir dakika, kameraman arkadaşım gel buraya. Gel buraya, arkasını bir görmen lazım. Burası açın, burası olması lazım. Bu gösterin. Ben şöyle ateş aldım. Didem Hanım, bu %100 böyle olacak diye bir şey değil. Biz raporlardan yola çıkarak ama söylüyoruz. Ama oradan yola çıkarak tabii, söylüyoruz. Tabii tabii, evet. Eğer buradan... Vurdum. Ve bu muhtemelen ki genelde bireysel kullanıcılar silahlarını iki elle kullanamazlar. Demin yaptığınız şey yapar mı? Tek elle yapacaklar. Tek elle yaptım. Tek elle yapacaklardır. Şuraya vurduğu zaman, şimdi onu neden tek el diye onu söyle, açıklamasını yapacağım tamamdır. Çünkü. Şuraya vurduğu an vücut burada ne yapacaktır? Vücut kendine bir refleks gösterecektir. Aha. Bakın ben şöyle düşünün. Tamam. Ben burada vurulduğuma kafam... dönüyor çeviriyor, değil mi? Çeviriyor. Önce evet. Kafam sağ tarafı dönüyor değil mi? Arkada kim var diye bakıyorsunuz. Evet. Bu sırada bir mermi daha yiyorum. Şuradan yiyorsunuz. Evet. Buradan yiyorum ve çenemden sağ, çıkıyor. Sağ şuradan. Ve ben normal şartlarda kafadan yediğimde eğer ilk mermi kafadan olsa idi benim zaten geri dönme ihtimalim yoktu. Küt diye öne düşecektim. Velev ki ben kafadan ilk mermiyi yiyen birisi olsa bu, biraz sert acı kelimeler bunlar ama kusura bakmayın. Bakın eğer buradan ilk mermi yemiş olsaydı zaten dönüp o zaman göğsünden mermi alması lazım. Ya zaten buradan elektriği kesince de ondan O yüzden buradaki sebebimiz şu, yani neden buna çok daha fazla yoğunluk veriyoruz? Yani ilk atışın burada olma ihtimali
çok yüksek burada. Her iki kurşun da öldürücü. Tabii her iki kurşun zaten çok da güzel bir, ben raporu okudum. Hı hı. Hakikaten çok detaylı bir rapor hazırlamışlar. Her iki tarafta hem iddianamede peki, de geçiyor. Peki başına aldığı raporda... kurşunla şuradan en son kulağın arkasına aldığı kurşunla arkaya doğru mu gider? Hayır, öne doğru düşerdi. Yani vurulduğu yerin sağ öne doğru düşerdi. Ama evet, Burak nasıl buldun? Sen bir seher bir göstersin. Seher nasıl buldun? Yani mankeni şöyle... yatıralım. Yatır mankeni tatlım. Murat Bey yardımcı olursanız. Nasıl bulduğunu göster. Şöyle. Şimdi, duvarın tam dibinde şurada. Şimdi işte duvar bu var. Bize şunu gösteriyor. Gel bir saniye. Yani bu bize şimdi şurası kapı değil mi? Hı hı. Şimdi bu arada yüzünüzü kameraya dönün bu arada az, bunun da yani buradaki fail yani kim ise burada, Burak arkadaşım Allah rahmet eylesin. Yok o şeyden bahsediyorum pardon. Yani şüpheli. Her kim bu şüpheli ise. Şüpheli ise evet. Boşluğunu da beklemiş, kollamış bunun. Yani bunun aciz olduğu bir zamanı kollamış. Ha, muhtemelen neden? Bunun da baş edemeyebilir düşüncesi de var. Ha öyle mi? Bunu tabii. Nereden peki kanaate vardınız? Çünkü ben gücüm yetmediği için sırtına sıkarım yani. Arkadan. Kalleşçe. Kalleşçe böyle. Sıkarım çünkü. Ben çünkü evet. Onunla yan yana geldiğimde bununla baş edemeyebilirim yani. Bir öfkeyle, nefretle. O da olabilir ama bunların hepsi bunlar ihtimaller dahilinde olan konular. Yani Burak onu görse onun üstesinden zaten gelebilirim. Zaten bakın o. Burak onu görme ihtimali de çok yüksek. Çünkü... Görmüş müdür katili? 112'deki personel diyor ki bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ne oldu bana demiş. Hani ne oldu peki. Bana? O zaman katili... Peki nasıl katili yüz yüze gelecek Murat Bey? Yani şimdi şöyle döndü, ilk, arkaya dönüp katili bakabilir mi? Hayır bakın ilk mermi yedikten sonra dönüyor ve ikinci mermi yiyip yığılıyor o sırada. Şimdi bu şekilde yığılıyor. Bu şekilde yığılacak aşağıya doğru. Yani görme ihtimali olabilir diye söyleyeyim. %100 ona bir şey diyemem burada. Ama burada ilk merminin sırttan yenilme ihtimali... Çok yüksek. Peki şimdi oraya baksanız oraya gitmemize gerek yok. Hakan evet. Göstersin orasını. Kameraman arkadaşım oraya bir dönsün. Dönsen arkadaşım o tarafa sen. Dön. Cemil'e göstersin. Şunu anlar. Ya şunu göstermeye çalışıyorum. Yani katil evin içinden mi ateş etmiş? Şimdi yoksa bakın, aşağıda dışarıda bakın, bir yerde mi? Buradan dışarıdan ateş ettiğim. Ya dışarıdan ateş etmesi lazım veya elini pencereden dışarı çıkarması lazım. Neden? Evet. Eğer velev ki o iki noktadan ateş edilmiş ise... Daire içerisinden ateş edildiğinde boş kıvanın binanın içerisinden dışarıya çıkma ihtimali yok. Çünkü çekirdek patlamayla beraber çıkar. Arkasından boş kıvan sürgüyle beraber geri gelir. Bir daha söyler misiniz? O sırada bir şeye bakıyordum da. Bir daha söyleyeyim. Elin uzun dışarı mı çıkardı camdan? Başka türlü olmaz. Yani şöyle düşünün. Buradan bir örnek vereyim. Benim buradan dışarıya doğru ateş ettiğimi düşünün. Benim burada her ateşimle beraber sürgü geri geldiğinde boş kıvan... Oradan tekrar boş kıvan atıcına değerek benim bulunduğum yere gelmek zorunda. Hı hı. Ama elimi dışarı çıkarırsam boş kıvan orada nereye gitmek zorunda? Dışarı çıkmak zorunda. Hı hı. Yani bu şunu gösteriyor bize. Ya katil açık havada ateş etmiş yani dışarıda. Ha, ya evet başka yani. Türlü olma ihtimali yok burada. Dışarı gittiğine göre yani kapalı ortamda değil yani. Boş kıvanı da kalkıp oradan oraya atmayacağına göre. Ya da atmış olabilir ne yapması bu kadar plan yapmış, yani beklemiş. O çok şey değil. Yani o kadar zeki bir katil. Zeki... Hayır, kastım şu. Böyle bir işlemi yapması için kişinin bundan önce de buna benzer bir şey yapması lazım. Kişinin ilk defa böyle bir olayla beraber kalkıp boş kıvanı alacak kadar soğukkanlılığını muhafaza etmesi söz konusu bile değil. Peki susturucu, yani çünkü yani Beyza'nın söylediğine göre diyor ki, gel Beyza buraya. Yani senin böyle bir yerde. Evet. Gördüm evet. Ya şimdi senin orada beyefendi Murat Bey, polis eğitmeni ve atış uzmanı. Ben senin hafızanı yoklamanı rica ediyorum. Yani biraz hafızanı yokla böyle. Hatırladığın belki şeyler olabilir. Bizim kafamızda bazı cinayet nedeniyle ilgili başka olasılıklar da var. Birazdan belki onun bir bölümünü konuşabiliriz. Şimdi yani dışarıdan ateş ediyor, yankı yapar ve inanılmaz bir ses olur diyor. Yani senin bir tak tak sesini duymaz. Zınlar değil mi içerisi? Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Mesela orada bir boşluk var arada. Evet. Yani o sesi alır mı? Hani ben mesela hani emniyete gittiğimde susturucu falan var hani yok, falan filan gibi konuştum. Susturucu noktasına yani susturucuyu herkes söyleyeyim. Temin edemez. Susturucu yani. Temin etmek Türkiye'de yani zaten yasak. Sesi alındığı söylendi. Bakın zaten yasak. Bırakın onu bizim kolluk gücünün bile kullanması söz konusu değil. Çok özel operasyon birimlerinin kullandığı bir üründen bahsediyoruz. Ulaşım el altındır. Ulaşım o kadar kolay çok değil anladığım kadarıyla. Kimse de almaz zaten. Neden biliyor musunuz? Neden? Şundan. Şimdi 6136'ya muhalefet dediğimiz bu suçtan ceza aldığınızda ayrı bir suçtur. Susturucu taktığınızda hadise vahim silaha girer. Hı hı. İki katına çıkar. Ağırlaştırılır. Nasıl duymadın kızım mümkün o sesi? Mümkün değil yani. Bir dakika o sesi nasıl duymadın Beyza? Ben bildiğimi anlattım. Sadece tak tak diye ses duydum. Ama ilk ifadende diyorsun ki ben diyorsun silah sesi duymadım diyorsun.
Sonra da diyorsun ki tak tak diye ses duydum diyorsun. Murat Bey de diyor ki tak tak sesin ötesinde stüdyo yani zınla acayip ses çıkar diyor Beyza'cığım yani. Yani burada anlatacaklarınız var mı söylemek istediğiniz? Bir test etsek şurada inanın yani 50 metre geriden atalım. Kuru sıkı yani. Sadece ses çıkarsın. Yani aynen yani ateşli silah. Açık alanda ve isabet dalıyor ya. Ya hayır hiç önemli değil. Yani ateşler... Bu arada Doğan'a şunu hatırlatıyor. Pencerelerin demirleri temiz çıkmış. Barut bulunamamış. İşte elini dışarı çıkarmış diyoruz o. Ha o zaman dışarı çıkarmış. Tabii zaten orada partikül demiri falan olması lazım. Bu elini dışarı çıkardığı zaman ne yapıyor? Yani ya burada biraz bilinç de var. Yani burada hani karşı tarafta bu silah kullanan doğru, kişinin... Uzun biri derken silahı... kolu uzun derken kolu mu uzun yani? Yok kolunu çıkarmış olması lazım. Bayağı şöyle. Dışarı çıkarıyor evet, yani. Evet. Şöyle ama burada tabii ne olması geliyor. Gerekiyordu? Velev ki o şüphelilerden hangi zaman diliminde done alındığını bilmiyoruz. Swapların ne zaman alındığını geçelim bilmiyoruz. Geçelim mi yani. Yerlerimize lütfen geçin. Şimdi...